Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda özel günlerimizde, güzel günlerimizde hep böyle takılar takarız birbirimize. İşte kuyumculuğu konuşacağız. Hem o yönden çok değerlidir hem de Türkiye dünyada gerçekten kuyum işinde, kuyumculuk işinde özellikle işçiliğiyle çok üst sıralarda. İşte bunun sebebini de konuşacağız birazcık. Çünkü stüdyomuzda Mesut Karataş var. Goldium Jewelry firmasından. Hoş geldiniz Mesut Hoş Bey. bulduk Sertan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun sizler. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten altın piyasasını konuşmak, kuyumculuğu konuşmak çok keyifli. Çünkü çok güzel günlerde karşımıza çıkan şeyler onlar. O yüzden herhalde güzel bir etki bırakıyor bizde. Şimdi bunları konuşacağız ama ondan önce birazcık sizin kariyer serüveninizle başlamak isterim. Sonra sorularımıza geçelim. Firmamız 2011 yılında kuruldu. Zaten kuyumcu bir aileden gelmeyiz. Bu aşamaya kadar zaten 95 yılında biz sektöre ben giriş yaptım. Çeşitli alanlarda birçok tecrübe ve birikim elde etmek adına 2011 yılında da firmamızı kurduktan sonra daha çok böyle pazar odaklı, tasarım odaklı bir altyapıyla biz bu işe başladık. Şu anda da günümüzde de aktif bir rol oynuyoruz sektörde. İç pazarda, dış pazarda sektörümüzün ileri gelen firmalarına tedarikçilik yapıyoruz. Bölgesel bayiliklerimiz var, satış noktalarımız var. Yeni trendlerle, günümüzü böyle sembolize edecek ürünlerle insanların aslında takıyı tam böyle keyfe dönüştürdüğü anda hani akla geliyoruz diyebilirim. Evet, hem bir yatırım konusu aslında hem de dediğiniz gibi keyfe dönüştürdüğü Evet, noktada ya aynen öyle. cazibesi her zaman var. Var, evet. Peki en çok talep edilen şeyler nelerdir sizden? Mesela toptan olarak bayilere mi çalışırsınız yoksa perakende hizmetleri var mı? Ya bizde aslında perakendelere hizmetimiz var ama biz onu direkt kendimiz hizmet vermeyip de bölgedeki ekip arkadaşlarımızla, iş ortaklarımızla beraber yürüyoruz. Onun haricinde sektörümüzün önde gelen firmaların birçoğuna tedarikte ürün tedarik ediyoruz. Satış noktasında müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda şu an mesela günümüzün zincirli ürünlerin ağırlıkta olması, birazcık daha böyle eski takı kültüründen çıkıp yeni takı kültürüne geçiş döneminde biz de o havayı iyi kokladık. Ondan iyi bir line ortaya çıkarttık. Bu line da piyasada güzel tepkiler toplayınca da insanların buna ulaşması için de sosyal medyada da biz mesela hani e-ticarette de satışımız var, Instagram üzerinde de satışlarımız var. Şu anki gidişatta insanlar daha çok artık aksesuar gibi altını görmeye başladı ve günün finalinde de geldiği zaman bugün aldığı bir ürünü 3 sene ya da 5 sene sonra sattığı zaman para kazanmakta onları birazcık da mutlu ediyor. Evet, takıdan değil Evet, mi? Geri dönüşüme takıdan da geri atmak çok dönüşümde önemli tabii. orada. Peki şimdi yurt dışına e-ticaret üzerinden mi satışlar yoksa başka yine bayiler üzerinden Yok, mi yurt yapıyorsunuz? dışına kendimiz direkt satış yapıyoruz. Orta Doğu bölgesine kendimiz servis veriyoruz. Afrika bölgesine kendimiz servis veriyoruz. Bu pandeminin gelmesiyle birlikte tabii gidip gelmelerimiz biraz zorlaştığı için şu an aktif müşterilerimizle birlikte online üzerinden devam ediyoruz. Ama işte bu geçtiğimiz günlerde fuar düzenlendi. O fuarda tekrar o müşterilerimizle bir araya gelme fırsatını yakaladık. Onlarla da çok böyle mutlu anlar, mutlu güzel günler geçirdik. Ne kadar güzel değil mi o Evet, fuar çok keyifli. ortamları? Özlemişiz yani o Değil mi? ambiyansı, evet Evet. kesinlikle. Peki Türkiye'nin nasıl dünyadaki yeri? Siz şimdi hem fuarda çok konuşuyorsunuzdur piyasadan, kuyumculuk sektöründe özellikle rakipleri var mı Türkiye'nin? Türkiye'nin yani şöyle söyleyeyim el işçiliği adına hani dünyada rakipleri yok diyebilecek kadar hani ileri seviyedeyiz. Şu an çok ciddi bir aktif rol üstleniyor Türkiye yani takı üzerinde. Yani bugün takımız dünyanın her yerinde, her pazarda satan hale geldi. Yani Türk takısı diye artık bazı bölgelerde Türk takısı diye biliniyor bizim ürünlerimiz. Tabii ki geçmişteki gibi el işçiliklerimizde onları yeni günümüze modernleştirip insanlara sundukça bunlardan daha çok keyif alıyorlar. Biz makineye yönelik bir üretim yapmadığımız ülkede hala el işçiliklerimizde olan ürünlerimiz mevcutta satışları devam ediyor. Yani iyiyiz Evet, dünya genelinde. dünya genelinde Evet, ben dünya de zaman genelinde zaman böyle iyiyiz. piyasayı okurum. Hatta bazen çok şaşırdığım rakamlar ortaya çıkar. İthalat ettiğimiz ülkeyle Evet. ihracat ettiğimiz ülke aynı. İngiltere çok Evet. popüler bir konuda ama Yani nedenini bilmiyorum. onlar ya İngiltere mesela İtalya bunlar daha çok şey yani mesela İngiltere mesela ham madde üzerinden mesela madenden çıkanları kendi ortalarında London fixinden üzerinden gittiği için
Onların hacim oranları yüksek oluyor. Ama takı olarak değil. Takı üzerinde İtalya ile yani Türkiye bence şu an eş noktaya gelmiş diyebilirim yani. Değil mi? Çok önemli. Tabii tabii geldi yani. Bence dünya. Biraz öne doğru da çıkıyoruz şu an. Evet. Peki özel olarak sizin çalıştığınız kadın, erkek yoksa herkes mi? Ya bizim mesela kadın takılarımız çok daha fazla ama hani erkeğe tekrar takı olarak bir dönüş oldu. Onunla ilgili hani bir koleksiyon çalışmamız var. Ama diğer işlerimiz çok yoğun olduğu için birazcık böyle git gelde kalıyoruz. Ama erkek için de bir dahaki seneye önümüzde ürünlerimiz çıkmış olacak. Sadece altın mı? Sadece altın. Değerli taş olarak? Yok, değerli taş yok. Sadece altın. Kullanmıyorsunuz. Harika. Evet. Peki zor mu işiniz? Yani yoruluyor musunuz? Mesela neyle motive oluyorsunuz? Nasıl mutlu olursunuz? Bir gününüz nasıl geçer? Çünkü gerçekten ben kuyumcularda hep şunu fark ettim. Gramla iş yaptığınız için böyle çok ince detaylar da yorabiliyor Yani sizi. şimdi herkesin söylediği gibi hani işine aşık derler ya hani o zaman benimkisi ondan da öte yani tutku mu diyeyim aşk mı diyeyim hani ben gerçekten işime çok bağlıyım. Nasıl izah etsem yani işimin her aşamasıyla her basamağıyla her kademesiyle ilgilenip üretimden satışından pazarlamasından sunumuna kadar her şeyle müdahale ediyorum. Zorluğu aslında yok. Zorluğu şöyle zorlukları var. Kendini yenilemezsen, aktif olmazsan, trendleri takip etmezsen, hani değişeni kabullenmezsen tabii ki çok zor. Ama biz sürekli mesela değişeni kabul ediyoruz, yenilikleri kabul ediyoruz, trendleri kabul ediyoruz. Bütün yani yapımız o yöne doğru gidiyor. Hatta şöyle de bir lafımız var. Değişen dünya bize kalan da uyum sağlamak. Yani bugün pandemi yaşadık. Yani 3 ay kimsenin aklının ucundan geçmezdi evde kalacağı. Ama dünya değişti ve biz buna sadece uyum sağladık. Onun için hani çok da ben zorluk alanlarını görmüyorum bu işin. Yani keyifli bir iş. Sevmek gerekiyor yani. Kesinlikle. Peki Goldium Jewelry'yi rakiplerinden ayıran nedir? Öyle sorsam size. Yani şöyle sevgi, ilgi, özen, yenilikleri takip etmek, sürekli gündemde kalmak, en önemlisi kalıcı olabilmek. Biz bunların hepsini müşterimize sunuyoruz. Biz sadece müşterimize ürün odaklı yaklaşmıyoruz. Ürünümüzün nasıl sunulacağını, nasıl satılacağını, müşteriye nasıl paketleneceğini bunlara kadar biz müşterimize bu konularla ilgili hep destek veriyoruz. Çünkü bizim müşteri portföyümüz çok değişkenlik. Yani pazar ağımız çok geniş. Biz burada mesela İzmir'e de mal satıyoruz. Konya'da Beyşehir'e de mal satıyoruz. İşte yani çok elit tabakaya da, çok orta tabakaya da, çok alt kesime de yani her kesime ürün sattığımız için biz orada müşterilerimizi bir şekilde yönlendirmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ya bir de biz yeniliklere çok çabuk uyum sağladığımız için kısa süreçte tamam böyle sirkülasyonlarda mesela hani böyle sallantılar oluyor ama çok çabuk toparlıyoruz. Çünkü biz pazar odaklı bir yapımız var. Yani sürekli kendimizi pazarlarda güncel tutmaya çalışıyoruz. Üretimde sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. O yüzden çok da zorlanmıyoruz yani. Peki şöyle sorsam size, başarılı bir kuyumcu nasıl belli eder kendini? Yani ben şöyle söyleyeyim, mesela sektörümüzün ileri gelenlerinden de bahsedeyim. İşine sahip çıkan, işiyle ilgisini, alakasını kesmeyen, sürekli orada bulunan kuyumcularımızın birçoğu şu an sektörümüzün ileri ve önde gelen firmalarıdır, ustalarıdır. Yani ama bizim sektör şeyi kabul etmiyor. Yani hani ben işte ekibimi kurdum, adamımı yetiştirdim. Bunlar bu işi yürütsünler. Bizim sektör bunu kabul etmiyor yani. Değil mi? Hep ekstra bir şeyler yapmak. Hep ekstra bir şey. Efor. Çok efor istiyor bizim işimiz. Ama çok normal neticede çünkü yeri geliyor lüks bir kitleye de hitap edebiliyor aslında. Çünkü günün sonunda altın ve kıymetli bir maden satışı söz konusu. O yüzden de gerçekten artı ilgi, artı alaka çok önemli diye düşünüyorum. Tabii şöyle söyleyeyim hani mesela insanların hayal ederek aldığı bir şey yani. Hani bunu hayal ederek aldığı bir şeyin de en iyisini sunmak lazım. En güzelini vermek lazım. İncitmemek lazım. O yüzden bu tarz şeylere özen gösteriyoruz. Zaten günümüzde de artık her şeyde özen ve itina gösteriliyor. Biz de bu işimizi özenle ve itinayla yaptığımız için sektörde mesela kalıcı olabiliyoruz. Evet. Peki... Hiç böyle bir problemler yaşadınız mı işinizde böyle hatırladığınız, çok unutamadığınız bir problemle karşılaştınız mı? Bizimle paylaşmak ister misiniz o anı? Yani anınızı? İşimizde aslında yani mesela şöyle söyleyeyim ben o zaman ilk fuar anımı anlatayım mesela.
İlk fuara girdiğimizde tabii çok küçük bir alanda girdik. İnsanların böyle hızlı böyle sirkülasyonlu işlerin yaptığını görünce ben de şey dedim ya Allah'ım dedim şuradan birkaç kişi gelse de şuraya otursa da bu sirkülasyonu görsek bu insanlar bu kitlelere nasıl sahip oluyorlar, bu ürünlerini nasıl beğendiriyorlar. Aslında beni orada hırslandıran o günkü oldu. Yani bugün de mesela fuarımızda da çok şükür çok etkili, çok yoğun, taleplere cevap verebilecek pozisyona da geldik. Nerede oldu fuar? İstanbul'da mı? CNR'de, evet, CNR'da. CNR'de. Var mıydı ilgi çok yurt dışından genel anlamda fuara? Evet yani bayağı vardı. Bir de şöyle bir şey, yeni pazarların da mesela açılması. Mesela Lübnan pazarı uzun bir süre durdu. Lübnan pazarı biraz hareketliydi. Mısır pazarı biraz hareketliydi. Ürdün biraz hareketliydi. Zaten Orta Doğu bizle ilişkisini hiçbir zaman koparmıyor. İran pazarı da mesela birkaç yıldan beri yoktu. Kendi ülkelerindeki ekonomik krizlerden dolayı. Yani onların da gelmesiyle birlikte tabii eski şeyini kazandı fuar. Zaten şu an sektörümüzde de hani bir hareketlilik var yani. Öyle bir Evet. durağan bir sektör değiliz şu an yani. Hareketli bir sektörüz. Peki nasıl e-ticarette kuyumculuk bu yeni dijital çağda uyum sağlıyor mu sizce Türkiye ya da siz sağlayabildiniz mi? Yani biz yani şu an tam sağladık desem hani böyle şey olmuş olur da buna sağlamak için mücadele ediyoruz. Çünkü çok farklı bir platform bu. Hani Evet. bunun mesela pazarlamacısı, reklamcısı, yöneticisi vesairesi hepsi olması lazım. Yani bizde mesela üretim mantığı gibi bu işte işliyor. Tabii biz bunları fiziki olarak göremediğimiz için bir de üretimden gelen bir altyapımız olduğu için bunları anlamamız biraz zaman alıyor. Ama şu an Türkiye mesela aktif rol işliyor yani şu Değil an. mi? Tabii bayağı bir iyi ya. Ya e-ticarette dünyada ben birçok rakibinin önüne de geçeceğine inanıyorum. Altın piyasası birazcık bilmiyorum. E-ticarette çok takılar, mücevherler nasıl ama e-ticarette şu anda daha çok Türkiye'ye gelip böyle işte almayı tercih ederler ya da değerli maden diye bilmiyorum. İnternet Yok alışverişlerine soğuklar mı? onu kırdılar. Yani Kırdılar şu değil an mi? tabii onu kırdılar ve günden güne mesela cirosu çok artan bir Sektör. platform haline geldi mesela internet. Çok ciddi satış ciroları yapan, çok ciddi hedefler tutturanlar var. Biz de mesela zaten onları ürün tedarik ettiğimiz için yani böyle yani şöyle söyleyeyim en iyi bir mağazayı canlandırın. Yani mesela Türkiye'nin en iyi mağazası şu mağaza dediğimizin cirosunu yakalayamıyor mesela. Değil mi? Tabii. İnternet onun cirosunu çok çok üstünde kalıyor ve o bahsettiğimiz pazar yerlerinde mağazalarda mesela 40 personelli 45 personelli mağazalar ama e-ticarette Tek iyi bir başına alana büyük. sahipsen mükemmel bir potansiyel var. Ama artık insanımız bilinçlendi, oradan da bilinçlendi, oradan da alıyorlar, güvenli Kargo alışverişler süreçleri. yapıyorlar. Kargosu, ambalajı yani ciddi anlamda yani güzel işler ortaya çıkıyor yani. E-ticarette bizim sektör adına güzel işler ortaya çıkıyor. Ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz daha insanımızın biraz daha alışkın olması lazım. Şu klasik pazarlama satış modellerinden çıkıp işte sizin gibi yenilikçi firmaların biraz çoğalması lazım Şimdi diye bizim düşünüyorum. onunla alakalı da mesela hani biz bir tane sadece üretim departmanı e-ticaret satış yapan firmalara yönelik kurmayı hedefliyoruz. Çünkü e-ticarette yani ne kadar da mesela adetli ürün verseniz bile çünkü onlar sadece görsel bulundurduğu için biz bu ürünleri yeri ve zamanında tedarik etmekte zorlanıyoruz. Değil mi? Ama şimdi butik bir atölyemiz olmuş olsa seri üretimin haricinde biz bunlarla mesela ilgili görüşmelerimiz de var. Firmalarla da bunlarla ilgili görüşmelerimiz var. Ya yani onlar da mesela buna çok olumlu bakıyor. Yani bence artık e-ticaretin alım departmanları bile normal alım departmanlarından ayrılıyor artık yani. Kesinlikle öyle. Ayrılıyor çünkü ürün portföyü, ürün gamları eşdeğer gelmiyor yani. Evet. Yani insanlar da birazcık artık maliyetleri düşünürken örnek veriyorum eskiden İstanbul'da gideyim de bir altın alayım diyeceğine internetten bir tıkla almak istiyor. İşte buna cevap verebilmek çok önemli Ama değil mi? bunu tabii bu kesinlikle mesela ziynet satıyorlar artık. Hani Evet. ziynet dediğimiz çeyrek, yarım, atelira bunlar satılıyor ve hani sistemler çok çabuk da kapanıyor yani. Sabahleyin mesela atıyorum belli bir adet ürün giriyor. Belli bir saatten sonra ürünü bitiriyor. Çünkü bunun bir de hazırlanıp ve gönderme aşaması olduğu için sistemleri kapatıp tekrar belli bir saatten sonra ürün kargolarını yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani artık gerçekten hani böyle presental dediğimiz beyaz yakalı kesim artık vakitlerini işte AVM'lerde ya da alışverişlerde harcamak ve tüketmek istemedikleri için
artık tamamıyla internet üzerinden bütün ihtiyaçlarını karşılayan benim de çevremden tanıdığım kişiler var yani. Evet ve gitgide artıyor. Ben şu andaki rakamlar %36, yani %40'ı bulmadık henüz ama e-ticaretten faydalanan Evet. kişiler. Bunun %100'e çıktığını ve bu ortalama yaşın, yani bizim kuşağımızın ileride internetten alışveriş yapacağı gibi geriden gelen kuşak da yapacağı için daha çoğalacağını Zaten düşünüyorum. geriden gelen kuşak yani şu an ben kendi mesela ailemden mesela örnek vereyim. Geriden gelen kuşak artık yani dışarı bile çıkmak istemiyor Değil mi? yani. Her şeyini oradan alıyor. Yani bakkala gitmek ya da markete gitmek ya da bir kuyumcuya gitmek ya da bir tekstil mağazasına gitmek onlara yorucu geliyor artık. Biz de aslında ben hala bile paket servisi bile çok kullanmayı tercih etmem. Hemen gideyim kendim alayım İşte diye. bizde de mesela ama o yapıdan dolayı ya öyle Evet. alışkanlık vardı. O alışkanlık da devam ediyor. Peki hedef olarak Goldium mücevherlerinin var mı ilerleyen Yani zamanlar için evet hedefleri? hedefimiz yani bu son 10 yıl içinde 500 satış noktası 50 tane de franchise hedefiyle bu yıl yola çıktık. Aslında bu bizim pandemi öncesi planımızdı. Pandemide şey yaptık. Buna da zaten bir startı verdik. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ama 500 tane satış noktası 50 franchise hedefiyle nasip olursa yolumuza devam edeceğiz. İnşallah nasip olur. Evet. Çalışınca emeğinizi verir. Allah da sizi muvaffak etsin diyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Var mı son olarak eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çok sağ olun. Oldu. Biz teşekkür ederiz. Rica Değerli ederim. zamanınızı bize ayırdığınız için. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten Türkiye işte böyle değerli üreticiler, değerli markalarla çok iyi yere gelecek. Çok iyi alternatif olacak. Bunu birçok programımızda söylüyoruz. Özellikle üretici firmalar olduğunda ben eminim ki çok iyi yere geleceğiz onlar sayesinde. Önümüzde güzel günler var. Görüşmek üzere.